Büyükçekmece'ye hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Camiası'nın kıymetli, değerli abisiniz şu anda. İki bir dönem seçildiniz. Öncelikle Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği, sağlam bir dernek. Evet, beraber. Güzel bir dernek. Onlarla birlikte ben de iyi bir sıkı Galatasaraylıyım ama belediye başkanıyım. Bütün spor kulüplerine. Galatasaray Spor Kulübümüzün yönetiminde, Sayın Başkanımızın başkanındaki yönetimde buradaki değerlendirmeyi, buradaki planlama ve çalışmalarla ilgili yapacaklarını mutlaka az da olsa burada bizlere anlatacaklardır. Bizim ilçemiz yeşil alan bakımından Türkiye'nin, İstanbul'un bir nolu ilçesidir. Kişi başına kapalı açık spor tesislerini bakanlıkla ortak yapmak üzere bir çalışmaya gittik. Bu çalışmanın içerisinde belediye olacak, bakanlık olacak ama Sayın Başkanımın da desteği olacak. Çünkü Büyükçekmece ve İstanbul halkı için yapılacak önemli bir tesistir. Bunu da burada ilk defa sizlere açıklıyorum. İstanbul'da arazi yok, bizde arazi çok. Bizde para yok. Çünkü bizde 70-80 katlı bina yasak. 2 kat. Kusura bakmayın 3 kat. Ondan fazla yok bizde. Bizim anlayışımız bu. Bu tesis, daha doğrusu Büyükçekmece Belediyesi'nin Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis etmiş olduğu alan, o zamanlar erken bir zamandı. Galatasaray henüz buraya gelme noktasında hazır değildi. Takımın içinde, kulübün içerisinde divan toplantılarına katılan, bütün toplantılarına katılan bir kişi olarak, bir Galatasaray olarak bunları bildiğim için hemen niye yapmadınız, niye etmediniz demem. Çünkü her şeyin bir olgunlaşma vakti vardır. Artık İstanbul çok büyüdü. İstanbul'un batısına doğru şu anda Bakırköy'den bu tarafının nüfusu 7 milyonu buldu. 6 milyonu geçiyor. Ama batıya doğru İstanbul büyüdüğü için, havaalanı bizim kuzeyimize gittiği için artık Büyükçekmece'de bu 100 çevresiyle beraber 130 dönümü bulacak alanda Galatasaray Spor Kulübü'nün mutlaka altyapı çalışmalarına, altyapı için sporcu fabrikası gibi çalıştırılabilecek bir tesisler dizisi, bir tesisler grubu yapmak üzere mutlaka çalışmalarını başlatacaklardır. Şunu da söyleyeyim, bizden ciddi şekilde spor adına bir şey yapmak için yer isterlerse, yani Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul'umuzun takımları başta olmak üzere ciddi projelerle bize geldikleri zaman basketbol kulüplerimiz, İstanbul'da basketbol kapalı salon yapmak için doğru dürüst yer kalmadı. Burada güzel, ileriye dönük Avrupa, dünya müsabakalarında kullanabilecekleri saha ve kapalı salon yapılması konusunda ortak işbirliği yapabileceğimizi buradan sizler vasıtasıyla açıklamak isterim. Yani Hasan Arkın Galatasaray'la sadece Galatasaray'a mı var? Yok. Bize ciddi proje getirecek olan bütün spor kulüplerimizle, İstanbul'daki özellikle ve basket, voleybolda dünya ve Avrupa kupalarında oynayan takımlarımızda böyle bir şeyler duydum, onun için söylüyorum. Kulüplerin yöneticileri bizlere ulaştıkları takdirde biz onlarla oturup spor adına yapılması gereken projeleri birlikte değerlendirmeye hazırız. Sayın Bakanım diyorum. Sevgili Hasan Başkanım, bütün İstanbul'un tanıdığı çok değerli bir halk insanı, belediyeci. Kendisi bütün spor kulüplerine dediği gibi yakın bir insan. Tabii Büyükçekmece'de bizim derneğimizin de bulunması, 2 ay önce sanırım bayrağı göndere çekeriz diye düşünüyorum ve Hasan Başkanıma, meclis üyelerine, Büyükçekmece halkına, camiam ve Türk sporu adına teşekkür ederim. Biz bu 120 26 dönüm araziyi canlandıracağız. Hasan Başkanımın da ifade ettiği gibi bunu Türk sporunun altyapısı için değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi biz camiamız Riva ve Florya'nın üzerinde, yani aset olarak yeni oluşumlar yapıyor. Aktifimizden çıktığı için biz yeni aktifler mücadelesi içindeyiz. Bu bir mülk kazanımı olmasa bile bir kullanım kazanımı Galatasaray'a uzun vadede çok katkı sağlayacaktır ve bunun üzerinde altyapı için gerekli yatırımlar kulübümüz tarafından belediyemizin de desteğiyle yapılacaktır. Ben Hasan Başkanıma, Büyükçekmece meclis üyelerine, Büyükçekmece halkına teşekkür ederim. Büyükçekmece İstanbul'un sayfiyesidir ve geleceğin yıldızıdır. 3. Havalimanı'yla birlikte ve hak ettiği yeri çok daha iyi bulacağına inanıyorum. Ve inşallah hayırlısı olur. Evet, imzayı. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü'nün bu alanda yapacağı tesisleri Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi de destekleyecek konumdadır. Yani Büyükçekmece'nin şu anda takımların oynamış olduğu, bizim kapalı tribünümüz henüz olmayan 26.000 kişi kapasiteli FIFA ölçülerinde en üst ölçüdeki Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksini de Galatasaray Spor Kulübü kullanabilecek durumdadır. Bizimkiler de sizin bu belediyenin tahsis etmiş olduğu yerdeki açık spor alanlarında kullanma hakkına tam sahip olacaktır. İnşallah. Buradan söylemek istediğim şey şudur esasında. Evet. İhtiyaç duyulduğu takdirde Büyükçekmece stadyumunun da tekrar bir elden geçirilmesi noktasında sizinle işbirliği yapmaya hazırız. Bunu söylüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şu imzaları atalım, ondan sonra da soru cevap olursa cevap veririz. Çalışıyor mu? Evet. Başkanım. Başkanım, burada hazırladın mı? Başkanım, bu tarafa hazırladın mı? Tamam, hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Zamanında bu atağın yapılarak bu işin, bu yerin başka bir yere tahsis edilmesinin önünün kesilmesi bile büyük hizmet olmuştur. Evet. Eğer Sayın Adnan Polat bu talebi bizden yapmasaydı, daha o zaman çok daha bakir buralar. Biz de bu yeri Galatasaray'a, meclis kararıyla tahsis etmeseydik, şimdi bu yer çoktan başka amaca gitmiştir. Evet. Ve büyük ihtimalle trafik eğitim pisti olmuş olacaktı. Doğru. Onun için çok doğru bir iş yapılmıştır. Herkesin emeği vardır. Allah neyi nasip etmesi olacaktır. Yeniden bizim elimizde kalan tesisler kalamış. Florya'da 20 dönüm Spor Genel Müdürlüğü'nden kalan bize bölüm ve Taç Spor, o da mülk değil, yine kullanım aynı şekilde ve burası oluşacak ve ada, tabii ki adamız var. İnşallah net bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü biz kapalı spor salonu içinde hem Taç Spor bünyesinde düşüncelerimiz var, hem burası için düşüncelerimiz var baskette, hem devletten ricamız var. Hepsi bir arada yürüyor. Hangisi artık olursa, fakat kesin olan bir şey varsa biz 13 spor dalında faaliyet gösteriyoruz. Diğer büyük kulüplerimiz gibi ve nihai hedef Türk gençliğine, Türk sporuna hizmet. Biz net şey, basket mi, bunu projelendireceğiz tekrar. Tekrar Büyükçekmece'ye dışarıdan gelenler hoş geldiler. Hepinize katkınızdan ötürü bir kez daha şahsım ve burada bulunan zevatlarına teşekkür ediyorum. Başarılar. Efendim, bu sizinmiş. Akif. Buyurun. Başkanım ortadayız. Ha, bir de tokalaşma olabilir miyiz? Bu kayıda girdi, ondan sonra size geldi. Artık evet, sizin balınız. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Başkanım. Demek ki burada olmaz.